Bölüm 21. Dul Kadının Bağışı. İsa başını kaldırdı ve bağış kutusuna bağışlarını atan zenginleri gördü. Fakir bir dul kadının da oraya iki bakır para attığını görünce, "Size gerçeği söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya zenginliklerinden artan attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi." Sonun belirtileri. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. Onlar da ona, "Peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" diye sordular. İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar," dedi. "Birçokları ben oyum ve zaman yaklaştı diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca korkmayın. Önce bunların olması gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra onlara şöyle dedi. "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp size zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların ve valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babalarınız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızın saçlarından bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla kendinizi kurtaracaksınız. Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de olanlar dağlara kaçsınlar, kentte olanlar dışarı çıksınlar, tarlalarda bulunanlar da kente girmesinler. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülkenin üzerine büyük sıkıntı gelecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak tüm uluslar arasına sürülecekler. Kudüs, diğer ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek bunların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek. Dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacaklar. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin pek yakın olduğunu kendiliğinizden anlıyorsunuz. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini görünce bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Gök ve yer ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün
üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık durun. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde ayakta durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta ders veriyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.